Evet, değerli basın mensuplar arkadaşlarım, hepinize sağlık diliyorum, huzurlu günler diliyorum, iyi mesailer diliyorum. Bugün sabah saat 4.08'de hep beraber sallandık. Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok il, ilçede düzce merkezi depremi hissettik. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaralılarımız var, acil şifalar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubumuz sabah erken saatlerde dört kişilik bir heyeti, hem geçmiş olsun ziyareti hem inceleme ve dayanışma amacıyla Düzce'ye gönderdi. Heyetteki arkadaşların ortak özelliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Kasım 2020'de kurulan deprem araştırma komisyonunun üyeleri olmalarıdır. Böyle de bir özellik var. Evet, 10 Kasım 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir komisyon kuruldu. Komisyona emek veren bütün milletvekillerine parti ayrımı yapmaksızın çok teşekkür ediyoruz. Meclis Araştırma Komisyonu 6 aylık bir çalışmayla, ciddi bir çalışmayla raporunu tamamladı. Ve bu rapor Temmuz 2021'de Meclis Başkanlığı'na sunuldu 16 Temmuz'da. Sonra ne oldu? 5 Ekim 2021'de bu gördüğünüz rapor, komisyon raporu 500 sayfadır bu. Çokça da basıldı. Eee Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Efendim bu raporda ne var? Hakikaten bu rapor komisyonda çalışan bütün arkadaşlara AK Partisi, CHP'si, HDP'si, İyi Partisi, MHP'si çok teşekkür ederim. Ciddi bir rapor. Tutarlı bir rapor. Çok değerli toplu önerileri içeren bir rapor. Komisyonun adından anlaşılacağı üzere alınması gereken tedbirler bu rapor ile belirlendi. Komisyon kurulmasının amacı da zaten buydu. Bu raporda değerli basın mensupları 268 somut öneri var. Somut 268. Bu önerilerin hayata geçmesi için de üç şey lazım. Yasa lazım, yönetmelik lazım ve para lazım. İnanın herkes de bilsin ki bu komisyonun 268 önerisinin hiçbirisi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi gelmedi. Bu 268 husus için e, Çevre Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların hiçbirinin bir yönetmeliğine rastlamadık. Bir şeye rastladık. Bu sürede neye rastladık? Kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüme hız verilmesine rastladık. Bir şeye daha rastladık. Ne o? Deprem toplanma alanları da patır patır imara açılıyor. Erdoğan, bak rapor rapor. 286 sayfa. Biraz sonra söyleyeceğim. Suriyelilere 45 milyar dolar harcadım diye övünüyorsun. Şimdi esatlardan randevu peşindesin. Ya şu 10 milyar dolar da şuraya harca kardeş. Şu emeğe yazık bırak diğer kısmı. Allah'ım esirgemiş bugün can kaybımız yok. Türkiye fayatlar üstünde bir ülke. Yarın bir daha biraz üst segmentte daha şiddetli bir deprem olduğunda Can mal kayıpları ile ilgili sorumluluk senindir Erdoğan. Buradan kaçamazsın. Buna da fıtrat diyemezsin. Buna da güzel öldüler diyemezsin Erdoğan. Hükümeti derhal bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Deprem olduktan sonra bakanlarını gönderip enkaz altında kaybettikleri itibarlarını aratma onlara. Deprem elbet olacak. Olmasa iyi ama olacak. Bu belli. Ama can kaybını, mal kaybını önlemek, hasarı minimize etmek devletin en temel ve asli görevi. Toplanma alanlarından elini çek. Kentsel dönüşüme odaklan ama rantsal dönüşümden artık vazgeç diye bir uyarı yapmayı kendimize görev sayıyoruz. Değerli arkadaşlar, hain terör örgütlerince Karkamış'a düzenlenen alçak saldırıda 5 yaşındaki bir yavrumuzu ki İzmir milletvekilimiz Mahir Polat'ın yeğenidir ve öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik. Allah'ım rahmet eylesin. Türkiye'de garabet bitmiyor. Daha doğrusu Türkiye'de demeyelim de yürütmede garabet bitmiyor. Devletin yetkilileri, yetkisiz etkilileri, etkisiz yetkilileri e, gaf üstüne gaf yapıyor. Yani Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ayşanur öğretmenimiz ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Şimdi herkes biliyor diyebildi ya. Şunların insan hayatına verdiği değere bak. Mantığa bak. Kafaya bak. Bu kafa deprem ma madende ölen şehit olan madencilerimiz için de güzel öldüler diyen bir kafa. Allah şirgesin. Şiddetli bir depremde insanlarımız hayatını kaybettiğinde ne diyeceksiniz? Ve herhalde fıtrat diyecekler. Böyle bir şey olmaz. Bu şunu gösteriyor. Devlet liyakattan yoksun ama yoksun. Ama devleti idare edenler edepten yoksun. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Beyefendi bugün konuştu. Doymadı. Bay Kemal'e karşı gene ağzını bozdu. Tabii İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'nda bu kadar küfür eder de beyefendi onlardan geri kalır mı? Kalmadı. Ama şimdi belki o biraz ağır olacak demişti ama evet ağır olmuş. Bir cumhurbaşkanının ağzına yakışan kelimeler değil. Bir cumhurbaşkanı ağzına yakıştırıyorsa bir milletvekili olarak, rakip partinin sözcüsü olarak ben de ağzıma bir şeyler yakıştırayım. Onu söylediklerini tekrar edeceğim. Diğerlerine girmeyeceğim bile. Şöyle demiş. E Efendi, e, Türkiye'nin finansmanını uyuşturucu parasıyla sağladığını söyleyen haysiyet fukarasıdır demiş. Şimdi tam öyle söylemedi Bay Kemal. In. Ama ben sana bir haysiyet fukaralığı söyleyeyim. Asıl haysiyet fukaralığı varlık barışı kanunlarıyla Türkiye'ye giren 82 milyar 618 milyon dolar paranın kaynağını açıklamaktan imtina etmektir. Konusu suç olabilecek kaynağı belirsiz paraları devletin kasasına sokarak sonra muhalefete çamur atarak bu işten sıyrılamazsın Erdoğan. Bir haysiyet fukaralığı var. Yönettiğin devlette 2012'de 156 milyar dolar olan yabancı portföy yani temiz ve kayıtlı para sayende 48 milyara düştü. 108 milyar temiz para yabancı portföy kaçtı. Sen de bunu cari açığı kapatmak için, size çarkı döndürmek için konusu suç olan parayı Türkiye'ye getirdin kardeşim. Haysiyet bu kararlı. Konusu suç olan parayı Türkiye'ye getirmek ve bu paralarla ilgili araştırma ve soruşturma yapılamaz diye kanun çıkarmaktı vergi incelemesi yapılamaz diye konusu suç olan paraya kanun çıkarırsan tam da haysiyet fukarası olursun. Başka ne demiş? Borsanın yükselişinden rahatsız olan sefil. Sensin sefil. Sefil. Sermaye piyasası kurulu ve borsa yönet İstanbul üzerinden dönen rüşvet çarkları sonucu iki danışmanını görevden aldın. Ortaya yerde adı geçen bir milletvekilim var. Asıl sefillik görevden aldığın danışmanları hakimin önüne atmamaktı. Asıl sefillik. 23 Ağustos'ta insanları borsaya yönlendirip, 2 Eylül'de insanları borsaya yönlendirip, sonra bir manipülasyonla 13 Eylül'de borsaya dip yaptırıp, 5,5 milyar küçük yatırımcının, garip kurabanın parasına çökmek asıl sefilliktir Erdoğan. Ne demiş? Devletinin ülkesini mafyaya teslim ettiğini söyleyen zavallı. Senden büyük zavallı var mı ya? Sen daha Süleyman Soylu'ya 10 milyon doların alan AK Parti MKYK üyesinin kim olduğunu soramıyorsun ya. Süleyman Soylu şantajı bana yapmadı, sana yaptı. Zavallı sensin. <laughs> Süleyman Soylu'nun fotoğrafını bir aç. Hangi mafya liderleriyle, hangi kara para aklayıcılarıyla fotoğrafları var? Onlara bak. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef mafya ile iç içe geçmişlik hali içindedir. Ve asıl sefillik, zavallılık, haysiyetsizlik Buna göz yummaktır Erdoğan. Bunu da bil. Başka? Yurt dışı temaslarında Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren gafil. Senden büyük gafil olur mu? Amerikan başkanı seni mal varlığıyla tehdit etti. Ağzını açamadın. Gönder o rahibi dedi. Bu can bu tende kaldığı sürece o rahip gidemez dedin. Tıpış tıpış gönderdin. Gafillik şudur. Devletin yüzde ellisini FETÖ terör örgütüne teslim etmekten daha büyük gafillik olamaz Erdoğan. Bir gafil arıyorsan da dön aynaya bak. Namert demiş. Niye demiş? Terör örgütü güdümündeki partiye ülke yönetimini ortak etmek isteyen Namert. Senin yaklaşımın Erdoğan. Ben hiçbir partiyi zan altında tutmam. Yargı var, anayasa var, şu var, anayasa mahkemesi var vesaire vesaire. Asıl namertlik Gerçekten öyleyse de terör örgütü güdümündeki bir partiyle gidip onların ayağına onlarla oturup gelin beraber anayasa yapalım demekten daha büyük bir namertlikte olamaz. Söylediğin sözlerin Bay Kemal'e söylediğin sözlerin hepsini misliyle sana gerekçeleriyle iade ediyorum. Söylediklerinde kendini tarif etmişsin. Nokta. Heh, biz demiş muhalefette polemik siyasetinde değil eser siyasetinde yarışmak istiyoruz. Aman yarışmayalım. Ama senle eser siyasetinde yarışamayız Erdoğan. Çünkü biz Türkiye'yi gri listeye düşürmeyiz. Geçmişlikler ortaklığı yaptığımız dönemde de düşürmedik. Şimdi olacağız, düşürmeyeceğiz. Bilakis adını kimsenin bilmediği 23 ülkenin içine düşürdüğün Türkiye'yi o gri listeden çıkaracağız. Bu senin eser. Aman senle biz yarışmayalım. Cari açık 39 milyar dolar bu senin eserin. Bırak yarışmayalım. Enflasyonu yüzde yirmiden aldın. Seksen beş buçuğa çıkardın TÜİK'in makyajlı rakamıyla. Senle nasıl yarışacağız biz? Biz er, enflasyonu indireceğiz Erdoğan. Sen çıkarıyorsun. Sen çıkarma iradesi koymuşsun ortaya. Sen bu senin eserin. Bu enflasyon senin eserin. İşsizlik yüzde on nokta bir. Bir gram iyileşme sağlamadın. Türkiye'yi devraldığın günden beri. Bir gram. Bu da senin eserin. Beşli çete. Senin en büyük eserin. En büyük eserin. Başka? Merkez Bankası'nın içini boşalttın sen ya. Açıklamış 120 milyar dolar brüt rezerv. 180 milyar dolar borç var Erdoğan. Seni kandırıyorlar mı bilmiyorum ama bu kadar da bilirsin ekonomi uzmanı olarak. 55 milyar dolar vallahi de billahi de Merkez Bankası eksidir. Rezervleri eksidedir. Bu senin eserin Erdoğan. Seninle ne eser siyaset yapalım? 4 milyon Suriyeli Türkiye'nin mahallelerine, sokaklarına yaymak, salmak senin eserin. Biz seninle yarışalım da bu 6 milyon mu? Senin kafan gibi olalım da bunu 6 milyon mu yapalım? 2 yılda hepsini göndereceğiz. Başka? Depremiz konuştuk ya şu raporun gereğini yap 10 milyar dolar buna harca dedik. 45 milyar dolar para harcadın Suriyelilere. Bundan övünüyorsun. Vatandaşından esirgediğini Suriyeliden esirgemedin. Vatandaşından kıstın Suriyeli'ye verdin Erdoğan. Ne yarışacağım ben seninle? Senin eserlerin bunlar. 45 milyar dolarını iç ettin. Şimdi Esat'ın peşine gidecekmiş. Şam'da olmaz baş, Esat'la görüşülür küslük olmaz. Baştan küsmeseydin de 4 milyon Suriyeli gelmeyeydi. 45 milyar dolar harcamayaydık Erdoğan. Senin egona, kaprisine, etrafındaki kuş beyinlere, Türk siyaseti, Türk dış politikası teslim edilirse böyle olur. Başka? Ya senle nasıl yarışalım e senin eserlerinle ya? O görüntü hala aklımda. Al bayrağımızı o direği ters çevirip Süleyman Şah Türbesi'ni sen kaçırdın Erdoğan. Bu da senin eserin. Bundan mı yarışacağım ben seninle? Senin kırıp döktüklerini, bozduklarını, tahrip ettiklerini biz inşallah onaracağız. Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz. Ve seninle yarışma konusunda da senin gibi olmaya hiç niyetimiz yok. Tekrar söylüyorum. Eser siyaseti deyince akla Erdoğan deyince akla rüşvet aklamak, israf ve kul hakkı geliyor Erdoğan. Neyini yarışayım ben senden? Erdoğan deyince akla yolsuzlukları örtbas etmek, iftira ve hakaret geliyor. Neyini yarışayım ben senden? Siyasetten zenginleşme, terörle işbirliği, mafya devlet iç içeliği sen deyince akla geliyor. Başka Merkez Bankası'nın içini boşaltmak geliyor. Devlet bankalarını Beşli çeteye peşkeş çekmek geliyor. Yargıyı sopa olarak kullanmak geliyor. Kendi vatandaşından esirgediğini Suriyeli'den esirgememek geliyor Erdoğan. Biz seninle yarışamayız kusura bakma. Ve Plan Bütçe Komisyonu bütçe görüşmeleri yürüyor. E tabi ağları ağzını bozunca bakanları durur mu? Bakanlar da e, edep dışı muhalefete sözler sarf edecek küstahlık içindeler atanmış bakanların nezaketten ve edepten yoksun kaba küstah üsluplarına maalesef plan bütçedeki komisyondaki görüşmelerde Türkiye tanık oldu. Yani her lafa bir cevap verilir. O bir söyler sen iki söylersin. O değil yakışan. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası. Milletin seçtiği vekile Erdoğan'ın adadığı atadığı bakanın hakaret etmesi herkesten ve her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı için bir utançtır. Buna müdahale etmesi gereken, gerek resmi yazıyla, gerek şifay olarak Sayın Meclis Başkanı'dır. Bütün bakanlıkların bir saygınlığı vardır, olmalı. Ama İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı daha ayrıdır. Bu iki bakanlık 85 milyonun can ve mal güvenliğini emanet ve huzurunu emanet ettiği bakanlıktır. Ve bu iki bakanlık 85 milyonun can, mal ve huzurunun teminatıdır. Ama öyle değil. Bu iki bakanlık AK Parti yandaşlarının can, mal ve huzurunun teminatı bütün muhalefetinde hasmı olmuş. Böyle bir kepazelik olamaz. Bu bir kepazelik. Herkesin biraz haddini bilmesi lazım. Erdoğan için söylediğim bir sözü bu vesileyle burada söylemek istiyorum. Bu bakanlar için, plan bütçedeki çirkinlik için, çirkeflik için bana ait bir sözdür. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder. İtibarı kaybeden de nezaketi kaybeder. İki bakanın plan bütçede edindiği pozisyon tam budur. İtibarlarını kaybettiler. Çok doğal olarak nezaketi de kaybettiler. Akıllarını başlarına almalarını da tavsiye edelim. Evet dış politika değerli arkadaşlar. Genel kurulda nöbetçiyim hızlı hızlı böyle zamanda tasarruflu kullanalım diyorum. Dış politikanın üç olmazsa olmazı vardır. Bunların birisi tutarlılıktır. Birisi kararlılıktır. Birisi barış odaklılıktır. Böyle. İçeride bunlar olmasa da olabilir bazen iç politikanın, siyasetin polemik konularının falan filan. Ama dış politika farklıdır. Dış politika dün dündür, bugün bugündür derseniz dış politikada ne olursunuz biliyor musunuz? Tutarsız olursunuz, kararsız olursunuz ve elde edilebilir olursunuz. Şimdi yaşadığımız böyle. Böyle. Sisi. Sisi. Sisi'yi tanımıyorum. Aynı masada oturmam. Sen katilsin dedi adama. Doğrudur da belki. Benim muhatabım Musri'dir dedi. Maşallah kanka oldular. Biz bilmiyoruz meğer Sisi Türkiye'den gidenlerle Erdoğan'a mango suyu da yolluyormuş. Bunu da bir gazeteden öğrendik. Böylece mango suyu diplomamız başladı. Kemal Kılıçdaroğlu yani Bay Kemal sana kaç yıldır diyor ki Mısır'da büyük elçimiz olmalı. Akdeniz'deki menfaatlerimizi öncele. Mısır'la diplomatik ilişki kur dedikçe Sisi katil diyordu. Eli kanlı diyordu. Rabia işaretini AK Parti'ye e, şey yaptı, e, sembol yaptı. Ne olacak şimdi Rabia Meydanı Erdoğan? İki elinle bir adamın elini tuttun. 40 yıllık birini özlemiş bir hal içindeydin. Bunu neye koyacağız? Küslük olmazmış. E baştan küsmeyedin o zaman. Baştan küsmeyedin de Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz konusunda bu kadar zorlanmayaydık. Ama sen ne dedin? Dedin ki ülkede darbe yapmaya çalışan haftenin silahlı örgütü Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi antidemokratik devletlerden destek alıyor. Alır almaz ben onu bilmem. Şimdi bu üç antidemokratik devletle de kanka olmak için 180 derece çark ettin. Trollerin de şaşırıyor bazen. Yani eskiden hepsisine çakıyorlardı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne çakıyorlardı. Suudi Arabistan'a çakıyorlardı. İsrail'e çakıyorlardı. Sen anlık böyle çarklarla trollerini de ters köşe yapıyorsun. Biz alışkınız. <laughs> Sonuçta Sisi'yle eğer Türkiye-Mısır ilişkileri... Sisi'yi sevme kardeşim. Ben de sevmem. Türkiye-Mısır ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde, asgari müştereklerde yürütebilmen lazımdı. Yapamadın. Şimdi yapıyorsun. Niye? Niye yapıyorsun şimdi? İçeride çok darlandın. Dış politikada başarı hikayeleri yazacaksın. Güya. Erdoğan senin bu kafayla dış politikada başarı hikayesi yazamazsın. Yazsan yazsan, yazsan yazsan tutarsızlık hikayesi yazarsın. Bu ne yaman çelişki hikayeleri yazarsın. Bu ne pehriz bu ne lahana turşusu hikayeleri yazarsın. Ve Birleşik Arap Emirlikleri pes ki pes. Şimdi 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin faili dediniz. Sponsoru, finansörü dediniz. Terör örgütlerini destekliyor dediniz. Bunlar şerefsiz diye manşet attırdınız. Şerefsiz diye. Sonra Ağustos 2020. Bakın burası çok önemli. Arada da damadı da hatırlayalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Abu Dhabi Veliat Prensi'nin danışmanı hakkında darbe girişimini finanse etmek ve uluslararası casusluk suçundan Interpol'de Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunduğu sen ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile çok güzel ilişkilere girdin. Ve şöyle dedin Erdoğan. Kendi metninden okuyayım size. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye yönelik yatırımlar noktasında ciddi bir görüşme yaptık. Bizim Abu Dhabi yönetimiyle attığımız bu adım tarihi bir adımdır. Vay vay vay. Şerefsizlerle atılan adımlar da tarihi oluyormuş bu arada. Çatlasanız da patlasanız da biz hepsiyle de münasebetlerimizi çok daha iyi bir konuma inşallah getireceğiz. Çünkü bizim en önemli özelliğimiz bu Ayda kendini ilan etmiş. Erdoğan buna ne derler biliyor musun? Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmek derler. Senin yaptığın bu. Kuruttuğun ekonomiyi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'dan e, bilmem alacağın 3-5 milyar dolarla toparlayabileceğini de zannetme. Böyle bir tablo. Başka Birleşik Arap Emirlikleri deyince Washington Post gazetesine makaleler yazdın bir sürü. Hem bunlarla ilgili hem Suudi kralla ilgili, prensle ilgili, Salmanla ilgili. Şimdi bakıyorum da maşallah Erdoğan hepsiyle kanka olmak için dostum Biden, dostum Macron, dostum Putin e, sıfatlarını bu şerefsiz dediğin, alçak dediğin, antidemokratik dediğin liderlerle de yeni dostluklara yelken açmak için elinden geleni yapıyorsun. Bunlar beni ilgilendirmez. Beni Türkiye'nin itibarı ilgilendirir. Başta söyledim tutarlı, kararlı ve barış odaklı olmazsan Türkiye'nin itibarını yerle yeksan edersin. Sana itibar etmezler. Bugün söylediğine yarın bundan da çark eder derler Erdoğan. Dün söylediklerinden bugün çark ettin. Bugün söylediklerinden de yarın çark edeceğin ilgili bir algı kendiliğinden oluşur. Şimdi bu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Interpol'e kırmızı bülten başvurusu talebinde bulunduğu Abu Dhabi Veliyat Prensi'nin danışmanı ne olacak Erdoğan? Bir cevap ver. Büyük fırsatlar diyorsun. Bizim en önemli özelliğimiz şark etmektir diyorsun. Dün ak dediğimize bugün kara bugün kara dediğimize yarın ak deriz demek istiyorsun. Söyle bir izah et. Sen İsrail'e one minute dedin. Bebek katili dedin. Mavi Marmara katliamını yaşadık. Minut'u moderatöre söyledim değil verdi. Bebek katili dediğin İsrail'le en çok askeri işbirliği yaptığımız, anlaşması yaptığımız ülke haline geliverdin. Mavi Marmara katliamını 20 milyon dolarlık sus payına feda ettin. O davanın arkasında durmadın. Sonra millete din iman pazarlayacaksın. Yemezler. Ve Cemal Kaşıkçı meselesi. Bu millet enayi değil dedin. Bunlar bizi enayi zannediyor dedin. Artık insanlık bunlara tahammül edemez dedin. 40 yıllık dostummuş gibi Cemal'in kanının hesabını soracağız dedin. İnsanları enayi ahmak zannediyorlar dedin. Buradan da bize bir dava gelmesin ahmak meselesinde. Sonra dosya Arabistan'a gitti. Bu dosyanın Arabistan'a gitmesine muhalefet şerhi yazan hakim de Maraş'a gitti. Gidince böyle hep gidiliyor. Dosyayı Arabistan'a Olmaz bu gidemez gitmemeli diyen muhalefet şairi yazan hakimi de Maraşa sürdü Erdoğan sen. Cemal Kaşıkçı'nın kanı da ortada kaldı. Niye? Biz o zaman dedik ki dosya gidince burada söyledim size söyledim hatırlıyorum. Bu dosyanın peşinden Recep Tayyip Erdoğan oraya mı gidecek? Suudi Arabistan'dan sıvap mı gelecek? dedim. Cevabımı nihayet aylar sonra aldım. Geldi. Beş milyar dolarcık geldi. Yazık. Yazık. Türkiye'nin itibarı 5 milyar dolara peşkeş çekilemez arkadaşlar. Pazarlık 20'den başlamış. Beklenti vardı 13 milyar geliyor, 20 geliyor. Olmadı on gelsin. 5 milyarda kaldı. Türkiye'nin itibarı, hukuk ve adalet çiğnendi. Ve Erdoğan tükürdüğünü bir kere daha yaladı. Erdoğan, senin bu kafanla çok yaşayın. Senin bu kafanla boşalttığın Merkez Bankası'nın kasası bu beş milyarlarla falan da olmaz. Velev ki doluyor gibi olsa bile etrafında o kadar çok yiyici var ki, o kadar çok harami var ki, o kadar çok beşli var ki, onlara vermeden yapamıyorsun. Onun için bu kafayla bunları da yapman mümkün değil. Ve en mühim konu Suriye krizimiz. 2011'de Esad'dan Esed'e geçtin. 2012'de iki hafta içinde Emevi Camii'nde Şam'da namaz kılacağız dedin. Bay Kemal sana dedi ki yapma. 900 kilometre sınırımız var bizim bu ülkeyle. Merkezi yönetimle diyalog içinde ol, temas içinde ol dedi. Yoksa Türkiye ağır bir bedel öder dedi. Ne oldu sonuç? 879 kilometre Suriye sınırı Kevgir'e döndü. Kevgir'e döndü. Şimdi siyasette küslük olmaz diyorsun. O zaman doğru işler yapaydın bu sınır kevgire dönmeyeydi ya. Her rekten terör örgütünün kol gezdiği 900 kilometre boyunda bazen 30 bazen 15 kilometre eninde bir terör hattı var. Bir terör hattı var. 4 milyon sığınmacı Türkiye'nin sokaklarında mahallelerini şehirlerini istila etmiş. 45 milyar dolarımız gitmiş. Her gün operasyon bölgesinden yani Suriye'nin kuzeyinden şehit haberleri ve şehit cenazeleri, şehitlerimiz geliyor, Al bayrağı sarılı tabutlar geliyor, roketler okullarımızı hedef alıyor, öğretmenimiz okulda bir çocuk daha kalmış olabilir diye çıkar okula tekrar giriyor, hayatını kaybediyor, beş yaşındaki çocuğumuz Suriye'den gelen roketle hayatımızı kaybediyor ve sen. Bay Kemal'in sana şimdi ta 2011'de önerdiği, söylediği uyarıyı, elinin tersiyle ittiğin öneriyi, uyarıyı şimdi tatbik etmek için kolları sı sıvadın. Yani bunu 2011'de dinleseydin Bay Kemal'i, bunları yapsaydın, 4,5 milyar para dolar paramız gitmeseydi, 4 milyon Suriyeli Türkiye'yi istila etmeseydi... Şehitlerimiz, kınalı kuzularımız tabutlar içinde memlekete baba ocağına gelmeseydi ne olur derdi Bu ihtiras, ihtirasının ve hırsının bedelini bu millet daha fazla ödeyemez. Bak bir şey okuyayım. Yeni 2020. Katil Esed def olup gidesiye kadar yüreğimiz soğumayacaktır. Esad katildir, husumetin kaynağıdır. Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'ye ne de Türkiye'de huzur olmayacaktır. Türk milleti başka seçenek görülmezse Şam'a girmeyi planlamalı, zalimleri yerle yeksan etmelidir. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad, devlet Bahçeli. Bunları söylemiş. Şimdi aynı Bahçeli. Beşar Esad ile görüşme ortamı açılmalı diyor. Hangisine inanalım? Bunların hangi anına inanalım? Bugün söylediğiyle ilgili yarın da iki yıl sonra da bambaşka bir açıklama yapacağı çok kesin. Bunların fıtratında var. Terör örgütlerine karşı ortak bir irade Esad'la birlikte oluşturulmalı diyen bir Bay Kemal'le karşı karşıyayız. İşin özü şu. Şey, Devlet Bahçeli'yle evet de, Bay Kemal terör karşı Suriye merkezi yönetimiyle ortak bir irade, ortak bir mücadele, kararlılık ortaya koyulmalı dedi. Ne zaman dedi? 2011'de. Dedi. Siz Bay Kemal'in 2011'de söylediğini, o zaman Bay Kemal'i çok eleştirdiğiniz bu görüşü 2022'de kabul ettiniz. Gerekçenizde küslük olmazmış. O zaman aklın neredeydi Erdoğan? Suriye'den gelen her şehidin kanında senin de bu yönüyle Sorumluluğun var. Türkiye'deki dört buçuk milyon Suriyelinin mahallelerimizi, sokakları işgalinden sen sorumlusun Erdoğan. Suriyeliler için harcadığımız 45 milyar dolar bu milletin parasıdır. Beytülmal'in parasıdır. Çarçur ettin, sen sorumlusun. Ve bütün bunların bedelini, hesabını sandıkta bu millete vereceksin diyorum ve teşekkür ediyorum arkadaşlar. evet, buyurun. Siyasi partilerde kurmaylar etkileyicidir, belirleyici olan sayın genel başkanlardır. Her siyasi parti için söyleyeyim hiçbir siyasi partideki yöneticinin, kurmayın, genel başkanlarının söyleyebileceği lafları etmesini ehliyetsiz edilmiş laflar olarak görürüm. Ben ama şunu söyleyeyim. Altı sayın genel başkanın hiçbirisi için böyle bir laf etmeyi doğru da bulmam. E, nazik de bulmam. Ahlaki de bulmam. Teşekkür. Evet. Kim bilir ne dertleri vardır da oraya iltihak etmek zorunda kalmışlardır. Bilmiyorum, bilmiyorum. Çok büyük dertleri var belli ki. E, anlayın yani ne demek istediğimi e, bilemiyorum. konuyu yani siyasi tercihlere aslında saygıda duyulur ama milletten aldığın oya da saygı duyacaksın. Millet seni o partinin ambleminden belediye başkanı seçtiyse belediye başkanlığından istifa edersin. istediğin partiye geçersin. Evet teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Iyi